Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızı görüşenler ne kızgın kardeşlerimiz. Ben Abdullah Yalqın. Sakçının zoravallığı karşılık görsetken yaş etibetildi. Vatanımızın Xoten, Qaraqash, Purchaqchi yezisida saqchining zo'ravonligi qarshilik ko'rsatgan bir uyg'ur yigit etib etildi. Xitoyning zulmi vahshiylashgan sari Sharq Turkiston yoshlarining qarshilik harakatlari kuchaymoqda. Mushu bir hafta ichida Sharq Turkistonning Guma, Qaraqash va Qog'iliq rayonlarida Xitoy zulmiga qarshi fidoilik harakatlari olib berildi va ishg'olchi zolim Xitoy saqchilarini yer chishiltib, ko'plagan qahramon fidoi yoshlar shahid bo'ldi. Qaraqash Purchaqchining Boshquduqlar kentida yo'l charlayotgan saqchi va harbiylar bir uyg'ur yoshqa zo'ravonlik qilgan. Zo'ravonlikka qarshi turishga urinigan bu yosh yenidagi pichoqni qo'liga olib, harbiylarga etilayotgan chaqda etib etilgan. Bu voqea haqidagi uchurlar ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan edi. Erkin Asiya radiosi voqeaning tafsiloti haqida saqchi va kent boshliqlaridan egallagan ma'lumotlarda bu voqeaning yuz berganligini dalillab uchur e'lon qildi. Bu vaqalar Xitoyning atalmish Chag'an bayramini tabriklashga to'g'ri kelganligi, Sharq Turkistondagi ishg'olchi Xitoylarning Chag'an bayrami o'tkazishi emas, xotirjam yashashdimmi andishi qilib uyqusi harom bo'ldi. Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi ko'chman Xitoylarning qochib ketishining oldini olish uchun bu uchurlarni yana qamal qildi va hech qanday axborotni e'lon qilmadi. Bulibmi Guma oyisi yuz bergan fidoilik hujumda 8 Xitoy saqchi o'lgan va 30 dan ortiq saqchi yaralangan vaqa Chag'an bayramini tabriklash uchun tayyorlik qilayotgan ishg'olchi zolim Xitoy doiralari uchun ajallik sarib bo'ldi. Bultur bir yil ichida tinchimasdan orqa-orqadan voqea chiqib turgan joylardan biri Qaraqash noyisining Purchaqchi yesida bultur taravida odam tutish voqeasi va taravida odam tutgan sekretarning ayolini o'ldirish voqeasi 9 nafar fidoining kapi uyda qo'rshaviga ilinish voqeasi qatorliq bir yurish voqealar yuz bergan edi. Fidoilik harakatda 8 Xitoy saqchisi o'ldi, 30 nafari yaralandi. Sharq Turkistonning Guma nohisida bir saqchixonada fidoilik harakati yuz berib, 8 saqchi Xitoy o'ldi, 30 saqchi yaralandi. 2015 yil 2-oyning 13-chi kuni Sharq Turkistonning Guma nohisida bir saqchixonada fidoilik harakati yuz berib, 8 saqchi o'ldi, 30 saqchi yaralandi. Ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan xabarga qaraganda bir guruhi fidoilar saqchixonaga besib kirgan bo'lib, ulardan birisi saqchilarning orasiga kirib o'zini portlatgan. Natijada 8 Xitoy saqchi o'lib, 30 nafari yaralangan bo'lib, ba'zilarining og'ir yaralanganligi ilgari surildi. Bu vaqtda Xitoy doiralari hozirgacha hech qanday uchur bermadi. Xitoy axborotlari Xitoy Kommunist partiyasining kontrolida bo'lib, Xitoyning besimlarini va bu xildagi mag'lubiyatlarini matbuotlarda qat'iy oshkorlamaslik prinsipida harakat qiladi. O'tgan hafta xalqaro muxbirlar tashkiloti Xitoyda qamoqda yetayotgan muxbirlarning sonining dunyo bo'yicha eng ko'p ekanligini uqtirgan edi. Shundoqla tashkilot 180 davlat va rayonning matbuot erkinligi haqida doklad e'lon qilib, Xitoyning 176-chi qatordan o'rin olib, keyinidan sanaganda 5-chi bo'lganligini bildirgan edi. Xitoy Uyg'urlarni Chag'an bayrami o'tkazishga majburlamoqda. Xitoy Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Chag'an bayrami o'tkazishga va Chag'an bayrami to'g'risida uyushtirilgan faoliyatlarga qatnashishga majburlamoqda. Xitoy Uyg'urlarni Chag'an bayrami o'tkazishga majburlab, Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Chag'an bayrami o'tkazishga, Chag'an bayrami to'g'risida uyushtirilgan faoliyatlarga qatnashishga majburlamoqda. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Chag'an bayrami Xitoylarning bayrami bo'lib, Uyg'urlarning bu bayram bilan hech qanday aloqasi yo'q. Chag'an bayrami chet elliklarga nisbatan hech qanday ma'no ifodalamaganga o'xshash, Uyg'urlar uchunmi hech qanday ma'no ifodalamaydi. Xitoyning zuvani bo'lgan Tangritog' to'rining xabariga qaraganda 16 fevral Qashqar Koni shahar nohisining Toshmiliq yeza Yuqorqi Titir kentida 2015 yillik Chag'anni tabriklash maqsadida Uyg'ur dehqon chorvachilari uchun faoliyat o'tkazilgan. Dehqonlarga o'zlari naqshi usul itot, lapar, ravob qo'shiqi, mashrab uyuni, she'r deklamatsiya qatorliq san'at nomerlarini ko'rsatishga majburlash bilan birga xalq ommasini bu faoliyatga qatnashishga majburlagan. Bu faoliyatga Qashqar shahri va Koni shahri noisidagi ishchi xizmatchilar, o'qituvchi o'quvchilar, diniy zotlar, yashangan er ayollar va dehqon chorvachilar bo'lib 3000 dan ortiq omma qatnashtirilgan.
hatto faoliyati yashangan er ayollarni usulga salgan. Uyg'ur kuzatuvchilarining bildirishicha, Xitoy o'zlarining bayram va murosimlarini uyg'urlarga majburiy tangmoqda. Ammo uyg'urlarning milliy madaniyat an'anaviy bayram va murosimlarini o'tkazishga ruxsat qilmasdan yo'qotishga urinmoqda. Xitoy doiralari Ruzi Hayit va Qurban Hayit bayramlarida kishilarning to'plashishini cheklaydi. Masjid jamiyalarda to'plashib ibodat qilishini cheklab keldi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lgan xotira kunlarini tabriklash, milliy armiya qurilgan tarix va g'alibalarni tabriklashga hargizmi yo'l qo'ymaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilgan rahbarlarni, olimlarni xotirlash marosimlariga yo'l qo'ymay kelmoqda. Kuzatuvchilar yana Xitoy tajovuzchilarining oxirgi yillarda atalmish san'at nomi bilan Uyg'urlarga Xitoy bayramlarini majburlashi va atalmish asabiylikka qarshi turish madaniyat faoliyati nomi bilan Uyg'urlarning isil axloq fazilatiga va dini e'tiqodiga ig'ir haqorat qilayotganligini ta'kidlash bilan birga Xitoy tajovuzchilarining bu xildagi faoliyatlar bilan Sharq Turkistonda abadiy amillikka erishishga urinishidek ahmoqonligini mazkur qilishmoqda va ishg'ol qilingan zaminda toki u zamin tajovuzchilarning qo'lidan ilinib ozod bo'lganga qadar hargizmi amillik bo'lmaydiganligini ta'kidlashmoqda. Shundaqla Xitoy tajovuzchilarining bundan keyingi bosqichlarda hatto uyqusidami qori bisib xotirjam uxlayolmaydigan holatga keldiganligini ogohlantirmoqda. Uyg'urlar Xitoy askarlariga sovg'a taqdim qilishga majburlandi. 13 fevral Poskam nahisida 40 nafardan ortiq dehqon Poskam nahisidagi ishg'olchi Xitoy qurolli fashistlarga sovg'a taqdim qilishga majburlandi. Poskam yeza Qarsa kentidagi 40 nafardan ortiq dehqon 13 fevral kuni 4000 yuandan ortiq qimmatdagi olma, chilan, yong'oq, uzum, tuxum qatorliq o'zlarining yerlik mahsulotlarini elib berib, Poskam nahisidagi ishg'olchi Xitoy qurolli fashistlarga sovg'a qilishga majburlangan. Xitoy xabarlarida Poskamdagi bir qism Uyg'urlar Xitoy qurolli fashistlardan chaqaloq hol so'rab, o'zlarining samimiy ko'ngilni izhor qildi deb berilgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu Xitoy tajovuzchilarining yolg'on yovudoq hiligarligidan boshqa narsa emas. Yuqoridan eng oddiy bir kadr tövenge tushib qolsa, tövendagi yoloqchilar shu yezi yoki shu mahalladagi eng yaxshi uyni tanlab, uning uyiga taraf-tarafdan mol chorva, gilam, yemek ichmek qatorliqlarni to'kib o'tib, kelgan kadrini shu yerda mehmon qilib, hamma odam mushundoq bo'lib ketdi deb o'z boshliqini aldaydigan najis Xitoy albatta boshqalarni aldash uchun har qanday vositadan yonmaydi. Hatto Xitoy pastkashlikni shu darajaga berib yetdiki, yaqinda o'ynalgan bir itotda bir Xitoy tatayining bo'rikini bir Uyg'ur yigitga berganligi tasvirlanib, ikkisining bo'rikining bir-biriga mos kelib qolganligi hargizmi tasodifiy ish emasligini, balki buning Uyg'urlar bilan Xitoylarning qon qirindosh ekanligini isbotlaydiganligini nomus qilmasdan televizor ekranida deyaladi. Xitoy tajovuzchilarining bu xildagi xalqni va dunyoni qaymoqtirish qilmishlarining hammasi allo burun xalqimiz va dunyo tarafidan bilinib bo'lgan bir haqiqatdir. Yana kelib, Osiyodagi shumbo'ylarning har qanday millati bo'lishi intayin normal ahvoldir. Sharq Turkistonda 1 million insonning suvga ehtiyoji borligi bildirildi. Xotan viloyatidan nupusning va oqqun Xitoylarning ko'payishiga ergashib, suv qiyinchiligi barg'ancha eg'irlashayotganligi va suv qisligi sababidan yuqumli kasalliklarning bosh ko'tarayotganligi ilgari surildi. Xotanda 1 milliondan ortiq kishining pokiz suv qiyinchiligiga duch kelayotganligi haqidagi xabarlar donliq internet gazetalari va ijtimoiy taratqularda keng tarqatildi. Xabarda 2 milliondan ortiq nupusga ega Xotanda suv qisligi sababidan yuqumli kasalliklarning bosh ko'tarayotganligi ilgari surildi. Xitoy doiralarining 1995-yildagi nupus sonini asos qilib suv bilan ta'minlayotganligi buning nuqtaliq sababi sifatida ko'rsatildi. Shunga suv qisligining kun sari eshib mingayotganligi qayd qilindi. Xabarda yana Xitoy doiralari 2 yildan buyon xizmat ishlayotgan pokiz suv loyihasi orqali Xotan viloyatini suvga erishtirganligini ilgari surayotgan bo'lsa-mu, ammo yerlik Uyg'urlarning buni rad qilib pokiz suvga erishish masalasining barg'ancha qiyinlashib ketayotganligini, yiroq joylardan apkash bilan uyga suv toshishga majbur bo'layotganliklarini, bo'libmi sovuq qishda suv manbalari muzlab ketganligi sababdan atrofdagi o'stanglardan suv toshishdimi ig'ir qiyinchiliklarga duchor bo'layotganliklarini bildirishganligi eskartildi. 2 yildan buyon yo'l qo'yilgan suvni tejash siyosati doirasida intayin belgilik miqdorda berilayotgan suvningmi yetarlik darajada pokiz emasligi, shunga turubi suvini ishlatayotgan kishilardami har xil kasalliklarning ko'rilishga boshlaganligi ilgari surildi.
İstanbul'da minglagan kişi Şarkı Türkistan üçün hizmet kılışka vədi berdi. Unutulgan vətən Şarkı Türkistan temasida açılgan yığınğa minge yakın kişi katnaşkan bulup, yığın ahlinin hammesi Şarkı Türkistan üçün hizmet kılışka vədi berdi. 2015-yılı 2013-cü günü İstanbul'un Zeytinburnu Medeniyet Sənət Yığın Zalda Unutulgan Vətən Şarkı Türkistan degen temada yığın ötküzüldü. Bu yığın Şarkı Türkistan Yaşlar ve Hemkarlıq Cemiyet tarafından uyuşturulgan bulup, yığınğa mıngı yakın kişi katnaştı. İstanbul'da İsmail Ağa Cemaiti deyip tunulgan bir cemiyet bulup, bunlar özlerini Osmanlı'nın varisleri deyip karaydı. Ve bütün ictimai hayatta Osmanlı usulları boyunca yaşayışı tırışıdı. Bu cemaatin yetişip çıkan Abdülmetin Balkanlı oğlu degen bir dini alim bulup, bu alimnin katnışı bilen ötküzülgen yığında aldı bilen Kur'an-ı Kerim tilavet kılındı. Keyin Sharq Turkiston yoshlar va hamkorlik jamiyatining boshlig'i Alixon Apandi ichilish nutq so'zlab, bu yig'inning muvaffaqiyatli ichilishiga tilakdoshlik bildirdi. Keyin Yevro-Osiyo Turk jamiyatlar federatsiyasining raisi Ismoil Chingiz so'z qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni anglatdi va Xitoy doiralarining uzun zamandan buyon nufus ko'chirib yerlashtirishi natijasida Sharq Turkiston xalqining jar va makonlaridan ayrilib qolayotganligini, Xitoy doiralarining ishqi o'rinlashtirishni bahona qilib Uyg'ur yosh o'g'il qizlarini ichkiriga majburiy yotkab, iyg'ir besim ostida ishlatayotganligini, islom dunyosi bo'libmi Turkiya musulmonlarining bu masalaga jiddiy ko'ngil bilishi kerakligini ta'kidladi. 65 yil önce, 49 yılında, bundan 65 yıl önce 49 yılında kendi topraklarımızda bağımsız olma hakkımız, özgür olma şansımız elimizden zorla alındı. Aydınlarımız halkımızı aydınlattığı gerekçesiyle tutuklandılar. Sarıklı görülen her insanımız, başında dobbası olan her kardeşimiz potansiyel terörist suçlu olarak görüldüler ve yargısız infaza tabi tutuldular. Yığın yine Müceddit Fondu'nun reisi Ali Qara ve meşhur dini alim Abdülmetin Balkanlı oğlu söz kıldı. Abdülmetin Balkanlı oğlu sözde dünyadaki bütün zulümlerini seleştirganda en iğir zulümünün Şarkı Türkistan'da 101 vatkallığını ispat edildi. Ve yığın ahlige bu yığınlığı katnaşkallığına minnettar bozumu teşekkür etmeydiğinliğini. Çünkü onların Şarkı Türkistan'daki kıyrındaşlarına köngül bölüşü, mecburiyeti ve burçu işkerlikini, Şarkı Türkistan yığınlığı katnaşkıcılarının öz burçlarını ada kılış için katnaşkallığını bildirdi. Abdülmetin Balkan oğlu bunundan keyin Şarkı Türkistan üçün hizmet kılışkı vədi berdi. Her zaman, her yerde Şarkı Türkistan'ı unutup kalmaydıqallıqını ispat edildi. Ve bütün yığın ahlini ornudun turguzup durup, bugünden başla bütün yığın ahlidin bunundan keyin Şarkı Türkistan üçün hizmet kılışka, Şarkı Türkistanlıklarını kollaşkı vədi aldı. Hakkı söyleyeceksiniz. Bu toplantıdan sonra şeytanın bacağı kırılacak. Her biriniz bir dertli doğu Türkistan'ının Türkiye'deki mümessiller olacaksınız. Söz mü? Söz. Müslümanca delikanlı söz mü? Söz. Bir kere daha sesleniyorum. Hanımefendilere sesleniyorum. Allah sizi duyuyor. Geri dönmek yok. Söz mü? Söz. O kadar. 3 saat devam kılgan bu yığın cereyanda Şarkı Türkistan'daki zulüm ve besim iskenciler çöndürülgen hüccetlik film gösterildi. Temsilcilerini sahnemize davet ediyoruz. Bir aile fotoğrafı, bir hatıra fotoğrafı için davet ediyoruz. Değerli HHA temsilcimiz. Xitay'ın İstanbul'daki konsulhanesi Çağan Bayramı arkalık Türklerini aldırmakta. Xitay tecavüzcilerinin İstanbul'daki konsulhanesi bir kısım Türklerini aldap, Çağan Bayramı faaliyeti uyuşturgan bulup, bu faaliyetke Uygurlar ve Türkler narazılık bildirdi ve hemkarlaşkallarını eyipledi. Şarkı Türkistan'da kandak nahakçılık vakaları 101 vatkallıkıdın haberi yok bir kısım Türk şehir başlıkları Xitaylar bilen yalak yalışıp yürmekte. Şarkı Türkistan'da her günü kırgınçılık ve tutkun kılıçtın ibaret bastırı siyasi yürgüz vatkan işgalçı Xitay diktatörünün İstanbul'daki konsulhanesi bir kısım Türklerini aldap, onlarının imkan ve şaraitinden faydalanıp Çağan Bayramı faaliyeti uyuşturdu.
İstanbul'da ötküzülgen Çağan Bayramı'na Uygurlar narazılık bildirdi. 2015 yılı 2. 15. günü İstanbul'un Maltepe ve Bakırköy nahiyelerde şehir başlıklarının kolluşu bilen Xtay Konsulhanısı Çağan Bayramı faaliyeti ötküzdü. Bu faaliyetlerge Türkiye'de yaşadığan Uygurlar narazılık bildirip fikir inkas kıldı ve mezkur faaliyetlerini uyuşturuşta hemkarlaşkan Türk şehir başlıklarına narazılıkını ifadelep mektup yazdı. 2015 yılı 2. 15. günü İstanbul'un Bakırköy nahiyesinde Xtay'ın Çağan Bayramı'nı tebrikleş faaliyeti ötküzülgen bulup, bu faaliyetin Xtay'ın İstanbul Turistik Konsulhanesi Bakırköy nahiyesinin şehir başlığı Bülent Kerim oğlu birlikte uyuşturgan. Bu faaliyet Beijing Medeniyet Ministerliğinin kolluşu bilen elip verilgen bulup, faaliyette Xtay'ın medeniyetini teşvik kılgan körgezme içilgan. Xtay'ın İstanbul'daki konsili Gujingchi ve Bakırköy şehir başlığı Bülent Kerim oğlunun katnışı bilen ötküzülgen faaliyette Xtay serikçiler ve tekvandoçulara uyum kürsetken. 2015 yılı 14. günü yana Maltepe şehir başlığı Ali Kılıç'ın hemkarlışı bilen Xtay konsulhanesi Maltepe'de bu kıl faaliyet eylip bargan idi. Bu faaliyet doğrusu elan kılınan uçurlarda faaliyette Şarkı Türkistanlık mahirler tekvando mahareti kürsetti deyilgen. İgelenişe Xtaylar bu faaliyetlerde uyum kürsüş için bir kısım sirikçi ve tekvandoçu Uygurlarını elip gelgeldeki ilgili sürüldü. İctimai taratkularda bu hafta Uygurlar ve Türkler fikir inkas kılıp Bakırköy ve Maltepe şehir başlıklarına narazılık bildirdi. Bu hafta 18. fevral çarşamba günü Şarkı Türkistan Mağarife Hemkarlık Cemiyeti bir bayanat ilan kılgan bulup, bu bayanatını Bakırköy ve Maltepe şehir başlıklarına evetken. Bayanatta mundaq deyilgen. Şarkı Türkistan'da hiç kimnin can ve mal bir xatarlıki kapaletki ige emas bir vaziyet tuturuvatkan bir peytte, İstanbul'a gelgen Xtay vekillerden bu zulüm ve besim doğrusu hesap soruşunun ornuğa, onlarga tahsikeşlik kılıp Çağan Bayramı ötküzüşke şarait yaratıp bergen Maltepe ve Bakırköy şehir başlıklarını eyipleyimiz. Şarkı Türkistan'da her günü zulüm ve besimini küçeytip atkan işgalçı Xtaylar bilen hemkarlaşıp, Şarkı Türkistan'da hiçbir besim yoktak muameli kılgan Maltepe şehir başlıklı Ali Kılıç ve Bakırköy şehir başlıklı Bülent Kerim oğluğa narazılık bildirimiz ve kattık eyipleyimiz. Maltepe şehir başlığı Ali Kılıç Efendi Şarkı Türkistan Mağarife Hemkarlık Cemiyeti'nin mektubuna şu günü cevap yazgan. Maltepe şehir başlığının cevap mektubu Şarkı Türkistan Mağarife Hemkarlık Cemiyeti'nin resmi torbeti de ilan kılınan bulup, mektupta salam yollugandayken mundaq deyilgen. Aldı bilen Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarımızdan beşiğe gelgen zulümge karşı sükütü kaldı deyip ayıplışanlar meni kattık rencitkenliğine bildirişini kalayman. Dünyanın qayırdı bosu bosun, yüzbergen paciyelerge sükütü kılış menin meydanın bulalmaydı. Bu vaqtda bir türküm xato siyosatlarning xalqlar o'rtasidagi tinchlik va qayrindoshlikka to'sqinlik qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Maktubda yana Maltepada Xitoyning Chag'an bayrami o'tkazishdagi sabablarni ifodalab mundaq deyilgan. Maltepada uyushtirilgan Xitoy bahor bayrami faoliyati uchun dunyoning yana bir uchidan kelgan mehmonlarga Türk madaniyatini tunutish imkoniyatiga erishdik. Undan boshqa yana bu faoliyatda Sharq Turkistonlik qayrindoshlarimizni ham unutib qolmadik. Sharq Turkistonlik dunyo wushu taekwondo chempioni bo'lgan Yaş Uyghur qeyrindaşlarımız bu faaliyetinin şeref mihmanları buldu. Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarımızın kürsetken maharetlerini koşumca evetken resimlerden görüleyizler. Maltepe şehir başlığı mektup diyene zulümgü uçuravatkan Uyghurlar üçün vicdanının azabını vatkallığını ifadelep mundaq digen. Şarkı Türkistan'da zulümgü uçurgan her bir qeyrindaşım üçün vicdan azabı tartıvatımın. Ama işki meselini birbirine arlaştırıp koymasıkımız gerek. Biz Maltepe'de tınışlık, qeyrindaşlık, huşallık muhit yartımızda yoluğa atlandık. Maltepe nahiyemizni bütün itiqat ve medeniyetlerden terkip tapkan bir medeniyet merkezine aylandırışını xalayman. Bu vaqtda her bir vatandaşının kollışı men üçün intayin kımmetlik. Hürmet bilen Maltepe şehir başlığı Ali Kılıç. Türkiye Lüleburgaz halkı Uygurlarını kollab namayışı ötküzdü. 15. fevral yekşembe günü Türkiye'nin Lüleburgaz şehrinde Uygurlarını kollab namayış ötküzüldü. Namayışta Xtay dairleri Şarkı Türkistan'daki zulümünü toxtışka çakırı kılındı. 2015 yılı 15. fevral yakşembe günü Türkiye'nin Lüleburgaz şehirde Uygurlarını kollab namayış ötküzüldü. Namayışka Lüleburgaz halkının köp sandı kişi bu namayışını kollab katlaşkan bulup, namayışta Xtay dairleri Şarkı Türkistan'daki zulümünü toxtışka çakırı kılındı. Bu namayışka Şarkı Türkistan kan yığlaydı dep nam berilgen bulup, bu namayış Lüleburgaz İslam Yaşları Teşkilatı, Türkiye İnsani Yardım Fondu'nun Lüleburgaz Şöbüsü ve Hayrat Fondu'nun Lüleburgaz Şöbüsü birlikte uyuşturgan. Bu namayışın maksadı Xtay dairelerinin Uygurlar üstünden yürgüzüp atkan besim siyasetlerine Türkiye Lüleburgaz halkının narazılığını ifade etken.
Lüleburgaz Kurultay Yığın Zalı'nın meydanında ötküzülgen bu namayışta aldı bilen Kur'an-ı Kerim tilavat kılındı. Kiyin Türkiye İnsani Yardım Fondu'nun Lüleburgaz Şöb Başlıkı Mehmet Çelik Efendi söz kılıp, Şarkı Türkistan halkının yalgız emeslikini, onlarını kollaş, onlara ilgi çıkış gerekliliğini tekitledi. Namayışçılarının Uygurlarla alakadar talep ve arzularını öz içine alan bayanatını namayışçılara vakaleten Mujtaba Bektaş Efendi okup etti. Bayanatta mundaq deyilgen: Bugün bu yerden Şarkı Türkistan'a salam yollayımız. Bugün bu yerden sizlerini kollaydıgan kayrınlaştırınlar bu yerde dep nida kılımız. Lüleburgaz anıları bütün Türkiye anılardan Türkistan anılarına hemkarlaşıdık Allah'ımızını bildirişini halayımız. Şarkı Türkistan'da insanperverlik depsende kılınmatıdı. Şarkı Türkistan'da yürgüzü vatkan vekşilikini dünya cemaatinin yuşurup gili vatkan Hıtay devletinin zulümüne karşı sükütü duruş insanperverliknin gururunu depsende kılgallak buludu. Yerlik ve devletlik siyasi yollarını Hıtay dairelerine karşı diplomatiya yollar arkalık hareketki ütüşkü çakırı kılımız. Ammivi teşkilatlarının yerlik ve halkaralık sahalarda Şarkı Türkistan'a dikkat artışka, köngül bülüşkü çakırı kılımız. Şarkı Türkistanlıklarının çakırıklarına kulak silişimiz gerek. Yok bulup gidiş havupegi düşkili vatkan ve sistemelik kıyın kıstakı uçura vatkan Şarkı Türkistan halkını yalgız taşlap koymasık gerek. Namayış diyene Hayrat İnsani Yardım Cemiyeti'nin mesulardan Bilal Erkuş Efendi söz kıldı. Namayışka Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti'nin başkatibi Abdülahad Abdurrahman teklif bilen katlaştığı ve söz kıldı. Abdülahad Abdurrahman sözde Şarkı Türkistan'ın tarihi, coğrafyası, nüfusu ve stratejilik ehmiyetini anlatkandayken, Şarkı Türkistan halkı nöbeti düşkili vatkan dini erkelik, milli mağarip, tilizik ve kişilik hukuk sahalarda besimi kuşçura vatkanlığını ifadeledi. Hayrat İnsani Yardım Cemiyeti'nin başlığı Bilal Erkuş Efendi söz kılıp mundaq dedi. Zalim Hıtay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüz vatkan besim, zulüm, zoravallık ve insan kılıbıdan çıkan bu kılmışlarına bütün dünya köz yumuatıdı. Kiyin İnsani Yardım Fondu'nun idari cemiyet rehberlerinden Mehmet Çelik söz kılıp, Şarkı Türkistan'a nime üçün yardım elip baralmağallıkının sebebi doğrusu toktaldı. Namayış söz kılgan Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlık Cemiyeti'nin başkatifi Abdülahad Abdurrahman mundaq dedi. Kök bayraktan Türk bayrağına salam elip geldim. Şarkı Türkistan'da zulüm her günü tihamı eşi batıdı. Sizlerinin kollap kuvvetlişenlerine, duayanlarına muhtacımız. Abdülahad Abdurrahman bu namayışını uyuşturgan cemiyetlerine ve Uygurlarını kollap namayış katlaşkan Lüleburgaz halkıya rahmet etti. Namayış ahırda Afrikalık Abdülvedud Marag isimli qari Kur'an-ı Kerim tilavet kıldı. Ve Şarkı Türkistan'da her hıl kıyın kıstıklarına düşkili vatkallarına asallık ve azatlık tilendi. Şundakla şehit bulgan kayrındaşlarının ruhiga dua okuldu. Xitay 4 nefer Uygur hakkında uçur aşkarıldı. Xitay elçihanesi Hindonezya'da kolga edilen 4 nefer Uygur'a münasebetlik uçurlarını aşkarıldı. Hindonezya'daki Xitay elçihanesi Peyşembe günü ötken yılı Hindonezya'daki mukumsuz bir rayonda terörlük çetişlikte kolga edilen 4 nefer kişiye münasebetlik uçurlarını aşkarıldı. Aynı vaqtda bu kişilerin Uyghur elinden kelganligi ilgari sürilgan idi. Jakarta poştigasining seyshanba kuni Hindoneziya mamlakatlik terrorlik qarishtirish organining boshlig'i Saud Osman Nasuddinning so'zidan naql qilinishicha, Hindoneziya saqchilari markaziy Sulawesi o'lkasining Poso degan bazarda panohlik izlayotgan 9 nafar Uyghurning 4 nafarini qo'lga olgan bo'lib, 3 kishi yaqin atrofdagi o'rmonlikka qochib ketgan. Qolgan 2 nafar bo'lsa, bir amallarni qilib Malayziyaga kelib olgan. Xitay elchixonasining payshanba kuni yarishari vaqt kesining muxbiriga bildirishicha, bu 4 gumondor o'tgan yili qo'lga olingan bo'lib, elchixona ularning davlat ta'biligini aniqlay olmagan. Xitay elchixonasi hozirgacha munosabatlik uchurlarini to'playotganligini bildirgan. Payshanba kuni yarishari vaqt kesidagi yo'llangan elektronlik pochta yo'llanmasida Beijingdagi Hindoneziya elchixonasi bu kishilarning davlat ta'biligini aniqlashda ular qo'lga tushgan vaqtda yendi elib olgan Turkiya pasportidan boshqa hech qanday materialning yo'qligini aytgan. Onun diyene Hindonezya terörlük karıştırış organlarının tırışıp, bu kişilerin salayeti ve devlet tebalikini enikli avatkallığı ilgiri sürülügen. Dokulatta bu 9 nöper kişi ötken ile 1. Mart Hıtay'nın Gərbi Cenobedeki Yunnan ülkesinin Künmün Vokzal'da hücumunu kozduğun Uyghur bölgünçilik ruhinin azaları deyip karalıgan. Antara haber agentliğinde Saud'nın mundaq digerliliği nakil kılıngan. Bu kişiler kuruqluk yolu arkalık Birma ve Tayland'ın Cenobedin ötüp Malaysiya'ya kelgen. Malaysiya'dan Türkiye pasportu işiltip, Şimali Sumatra ülkesinin merkezi Medan arkalık Hindonezya'ya kirgen. Medan'da panahlık tilgüçler kıyafeti kirvalgan. Türkiye'deki ammivi teşkilatlar Türk hükümetini Uygurlara ilgi çıkışkı çakırdı.
Türkiye Aydın vilayetindeki ammevi teşkilatlar, Münbirgi Erza teşkilatlarının mesulleri akbarat bayanatı ilan kılıp, Türkiye hükümetini ve Türkiye'deki bütün ammevi teşkilatlarını Uygurlarga yardım kılışkı çakırdı. Türkiye'nin garibi canubi rayonu gelişkan Aydın vilayetindeki ammevi teşkilatlar Münbirgi Erza teşkilatlarının mesulleri, İşkincenin 15. günü bir yerge cem bulup, akbarat ilan kılışıgın açtı. Türkiye hükümetini ve Türkiye'deki bütün ammevi teşkilatlarını Uygurlarga yardım kılışkı çakırdı. Aydın vilayetlik ammevi teşkilatlar Münbirinin mesulü Mücahit Çalışkan Efendi, akbarat bayanatını okup etti. O aldı bilen Aydın vilayetindeki bütün ammevi teşkilatlarını Uygurlarga yardım kılışkı çakırıp mundak dedi. Aydın ammevi teşkilatlar Münbirinin Şarkı Türkistan'ı kollap tayarlıgan bayanatını okup etmekçi men. Şarkı Türkistan'da kömür, altın, uran, nefit ve tabii gaz baylıkları mevcut. Şunu bu rayon Xitay üçün intayin muhim. Xitay'nın uzun yıllardan beri Şarkı Türkistan'da elip berivatkan eksplasiya siyasetine halkının taqıtı kalmadı. Halkını cindin duydurgan vaka 2014 yılının mübarek Ramazan ayıda meydana geldi. Ramazan ayıda Uygurlarının roza tutuşu çekilendi. Heytinin birinci günü yakende Xitay sakçıları Uygur Türklerine heyt namazı kılgılı koymadı. Bununla narazılık bildirgen Uygurlara oh çıkardı. Biz Aydın vilayetlik ammevi teşkilatlar munbiri bulup süptümüz bilen Türkiye'deki bulup mu vilayetimizdeki bütün ammevi teşkilatlarını Uygurlarını kollap kuvvetleşke Uygurlara yardım kılışkı çakırımız. O akbarat bayanatı da Türkiye başçılığındaki bazı devletlerini ve halkaralık ammevi teşkilatlarını Xitay'nın Uygurlarga ilip berivatkan irqi kırgıncılık siyasetini tosuşku çakırıp mundaq dedi. Suriye'de, Palestin'de, Afganistan'da, Irak'ta ve Arakan'da mınlıgan hatta 100 mınlıgan insanların öldürülüşüge karata karı bulmağan Fransiye'de 17 adam ölgende meydanğı çüşken medeni dünyanı bizden kırgıncımız bulgan Uygurlarga ilgi çıkışkı çakırımız. Bulup mu Türkiye'ni, İslam Konferans Teşkilatı'nı ve bu meseleki köngül bülüşki tegişlik bütün devletlerini Xitay elip berivatkan irqi kırgınçılık siyasetini tosuşku çakırımız. Aydın vilayetlik ammevi teşkilatlar munbiri mesulü Mücahit Çalışkan Efendi Türkiye Şarkı Türkistan'a ilgi çıksa abroyunun üstü dugallıkını bayan kılıp mundak dedi. Türkiye, Irak, Suriye, Palestin'dekidek Şarkı Türkistan'da mı mezlum Uygurlarının hak ve hukukunu kogdasa dünyadaki abroyu tehamı üstüdü. Hazır Türkiye'nin küçüğünü körüstüş zamanı geldi. Devletimizin Uygurlarına ilgi çıkışını iltimas kılımız. Bu faaliyetke Türkiye'nin garbi canubi rayonu gelişkan Aydın vilayetindeki 15 ammevi teşkilatının mesulleri katlaşkan bulup, bir mi Uygur yok bu rayonlarda Uygurlarını kollap bundak faaliyetlerinin ötküzülüşü Uygur faaliyetçilerinin dikkatini tarttı. Xitay'nın tarih tur beketlerine takışı dikkat kozgudu. Xitay'da tarihi temedeki ammevi uçur menbelerden 133 tur beketi takalgallıkı dikkat kozgudu. Ötken hafta Xitay'da tarihi temedeki ammevi uçur menbelerden 133 tur beketi takaldı. Xitay devletlik internet uçur alakı işhanesi tarihi temenin niqab kılıp alğan bu uçur menbeleri Xitay'nın partiya tarihi ve devlet tarihi'ye ait tarihi asaslarını burmulap tarqatkallığı için takvitli geldiğini izahladı. Xalqara matbuatlarının bu axtaki haber analizlerde bolsa, Xitay dairelerinin garip kımmet karışı ve ideologisinin Xitay'a tarqıl işini kontrol kılgandan başka, Xitay tarihi'ye ait uçur, fikir karışlarını mı kontrol kılışı, sabık Sovet İttifakı uçurgan parçalınış xavupidin ensire sebepidin bulu atkallıqı ilgiri sürüldü. 2015 yılı yeni yıl kirişi bilen Xitay'da internet kontrollüğü yeni küçü etildi. Xitay daireleri tor işletkücülerinin ammevi tor beketlerine kimlik boyunca tizimlitip kirişini talep kılgandan başka, ammevi tor beketlerine karata tekşürüş, retleş elip bardağallıkını uxturup, bir kısım tor beketlerini sahta, yalgan uçur tarakat deydigen bahane bilen takip etti. Xitay devletlik internet uçur alaqı işhanesinin ötken haftadaki elanında malum oluşça, tarihi temedeki makale eserler yollandıgan ammevi tor beketlerden 133'ünün akonti takip etilgen. Ondan başka Tingshun Sinator beketlerde Xitay'nın iktisadi terakkiyatı hakkında makale eserler ilan kılıvatkan bir kısım tor yazarlarının akontumu takip etilip, ular Xitay'nın hükümet taratkolarda garip kımmet karışın teşebbüs kıldı deyip tenkitlengen. Xitay'nın yarışarı vakti gelse de ötken hafta ilan kılınan tarih burumulunup, tacavuzcular medhilendi serlevhelik makalede bir kısım ammevi tor beketlerde tarqalgan tarihi temedeki yazmalar tenkitlenip, Xitay dairelerinin tarihi temedeki yazmalar namıda sahta yalgan tarihini teşebbüs kılgan bir kısım tor beketlerinin takışının toğra ve zürür ikenliği tekitlendi.
Xitayda yuqumluq kasallik sababidan 1271 Xitay öldi. Xitayda yuqumluq kasalliklarning 1271 Xitayning o'limiga sabab bo'lganligi, shundaqla Xitay miqyosida 500 mingga yaqin yuqumluq kasallik vaqasi yuz berganligi bildirildi. Xitay mamlakatlik sahiya va oila planlash komiteti mamlakat miqyosida yuqumluq kasallik sababidan o'lganlarning sonining yanvar ayida bultirqining o'xshash mazgiliga solishtirganda 10% eshib, bir oy ichida 1271 Xitayning o'lganligini uqtirdi. Mamlakat miqyosida 500 mingga yaqin yuqumliq kasallik vaqasi yuz berganligini bildirgan komitet o'lim hodisalarining ko'pinchisiga jigar yallig'i, tuberkulyoz, qizil va sifilisga o'xshash kasalliklar sabab bo'lganligini eskartdi. Bultur dekabrda yuqumliq kasallik 1710 Xitayning o'limiga sabab bo'lgan edi. Hurmatli televizor ko'rguchilar, shunday qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.